Selam çocuklar. Bakıyorum da çimentoyla oynuyorsunuz. Olamaz. Kurumuş. Şimdi ne yapacaksınız? Biraz daha beton yapmak için kuma mı ihtiyacınız var? Sahilden mi alacaksınız? Tamam. Ama nasıl getireceksiniz? Kovada mı? İyi fikir. Islak kumla daha iyi mi oluyor? Dikkat edin çocuklar. Bu bir bataklık. Sizi içine çekiyor. Kendinizi çıkartamazsınız. Yardıma ihtiyacımız var. Hadi Maverick'i arayalım. Selam Maverick. Ne yapıyorsun? Wow, bu bir bumerang. Çok iyi yakaladın Maverick. Aferin. Yardımına ihtiyacımız var. Mitch ve Milo bataklığa saplandılar ve çıkamıyorlar. Hemen yardımcı olabilir misin? Acele etmezsek batacaklar. Haklısın. Arkadaşlarımızdan destek istemeliyiz. Bakalım şehirde kimler var? İşte Maverick. Mitch ve Milo'yu kurtarmak için onun yardıma ihtiyacı var. Gelebilir misin? Süper. Hadi kurtarmaya gidelim. Rahat olun çocuklar. Yardım geldi. Mia, Maverick kancanla bir meme alıp biraz yükseltmeyi denemen gerektiğini söylüyor. Tamam Mia, kancanla meymeyi tut. Olamaz, onları kaybettik. Evet, başardın Mia. Tamam Marty, Maverick meymeyi itebileceğini söylüyor. Elinden geldiğince güçlü it. Harika. Bataklıktan çıktılar. Çok iyi iş çıkarttınız. Görünüşe göre Marty çok yorgun. Bu gidişle bayılacak ve boğulacak. Evet, onları kurtardın Meme. Aramıza döndü. Ne olduğunu biliyor musun Marty? Birbirinizi kurtardınız çocuklar. Aferin. Şimdi birlikte sahilde oynamak ister misiniz? Dayanın, bu garip ses de ne? Bumerang. Yakalayabilir misin Maverick?
iyi yakalayıştı Maverick. Harikasın. Şimdi iki oyun bir arada. Ne kadar maceralı bir gün oldu. Neyse ki her şey iyi bitti. Gelecek sefere görüşürüz arkadaşlar. Merhaba Milo ve Mitch. Merhaba Max. Panayırın tadını mı çıkarıyorsunuz? Anbo bibi. Bu güzel bir hokkabazlık kumarasıydı. Şimdi nereye çocuklar? Oyuncakları mı? Her şey yolunda mı Max? Sorun nedir Max? Ne demek uçmalıyım? Uçmak derken gökyüzünde uçmak gibi mi? Sen neden bahsediyorsun? Sen uçamazsın ki Max. Belki de Max'in bir şişe suya ihtiyacı vardır. İyi görünmüyor. Neden burada durdun Max? Uçmalı mısın? Milo, Mitch, bir sorun var. Max dönme dolaba gidiyor ve uçmaktan bahsediyor. Bu gerçekten ürkütücü. Maverick'i çağırmalısınız. Selam Maverick. Patina süreni mi test ediyorsun? Bu eğlenceli görünüyor. Ama şu an Max'in bir sorunu var. Ve Milo ve Mitch'in de yardımına ihtiyacı var. Seni çağıracaklar. Bu onlar olmalı. Gidelim. Merhaba Malcolm. Bugün plajda herkesin kurallara uyup uymadığını mı kontrol ediyorsun? Seni böldüğüm için üzgünüm ama Max çok garip davranıyor. Ve Maverick'in senin dedektiflik yeteneklerine ihtiyacı var. İşte Maverick. O sana her şeyi açıklayacak. Milo ve Mitch Max'le birlikte panayırdalar. Ama Max çok garip davranıyor. Dönme dolaba binip uçmak istiyor. Yardım edebilir misin? Harika. Hadi gidelim. Olamaz. Bu bir çözüm olmayabilir Milo. Maverick ve Malcolm yardıma geldiler. Onlara bugün yaptığınız her şeyi anlatın çocuklar. Harika fikir Maverick. Aynı yoldan geri gidelim.
Dönme dolaba daha sonra geri döneceğiz Max. Max'in garip davranmaya başladığı yer işte burası. İşte bu. Max hipnotize olmuş. Geri döndün Max. Hipnotize olmuştun. İyi iş çıkardın Maverick. Bu gizemi çözerken çok katkınız oldu. Harika fikir Milo. Siz çocuklar panayır kapanmadan tadını çıkarmalısınız. Max, dönme dolaba binmek isteyen var mı diye soruyor. Başka zaman Max, başka zaman. İyi eğlenceler çocuklar. Sonra görüşürüz. Selam çocuklar. Henüz bir şey yakalayamadınız mı? Vay canına. Oltada büyük bir balık var anlaşılan. Hay aksi. Olamaz. Sırrını kaybettin. Milo, Mitch, bu hiç hoş değil. Nereye gidiyorsun Max? Max, orası biraz ürkütücü görünüyor. Bu hiç güvenli görünmüyor Max. Olamaz. Acele et. Bu çok yakındı. Şimdi nasıl eve döneceksin? Selam Maverick. Max'in başı dertte. Kaçarken köprü yıkıldı. Ve şimdi de orada mahsur kaldı. Yardım edebilir misin? Harika. Hemen işe koyulalım. Çocuklar, Max'i bulmamıza yardım eder misiniz? Hey, siz ona kötü davrandığınız için kaçtı. Yardım etmelisiniz. Güzel, şimdi acele edin. İşte burada, ormanda. Siz önden gidin. Oh.
Seni görüyorlar Max. Planımız nedir? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ha, anlıyorum. Geri çekil Max. Hadi gel seni eve götürelim. Wow, ne yakalayıştı ama. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Selam Mo. Görünüşe bakılırsa buraya iyi bir engel parkuru kurmuşsun. Kuralları mı açıklıyorsun? Bu bir felaket Mo. Hiç kimse seni dinlemiyor ve kazanmak için her şeyi yapacaklar. Bu kontrolden çıkmaya başladı. Yardım için Mary'yi çağırsan iyi olur. Harika atlayış Maverick. Provanı böldüğüm için üzgünüm. Ancak Mo çiftliğinde bir engelli koşu düzenliyor. Ve herkes birbirine girmiş durumda. Yardımına ihtiyacı var. Bu Mo olmalı. Gördüğün gibi bu hiç de Mo'nun planladığı eğlenceli bir güne benzemiyor. Sen kendini dinletmeyi biliyorsun Mike. Maverick onunla gitmeni çok ister. Maverick ve Mike sana yardıma geldiler mi o? Çocuklar, neler oluyor? Mo bu parkur için çok uğraştı. Hiç de nazik davranmıyorsunuz. Mo size engelli parkuru için bir şans daha verecek. Ne oldu Mevrik? İşte yeni kurallar.
ikili gruplara ayrılacaksınız. Ve parkurun her aşamasında parkuru koşacak olanın gözleri bağlı olacak. Ama diğer takım arkadaşı gözü bağlı olana yolu gösterecek. Tam bir takım oyunu çocuklar. Hadi başlayalım. Takım olun. Parkuru kimin koşacağına karar verin ve gözlerini bağlayın. İşaretiyle hazır, başla. Pekala çocuklar, tartışmak yok. Mia'yı dinlemelisiniz. Miranda'nın sana topların nerede olduğunu söylediği yeri dinle Marty. Oley! Sayı kazandın. Harika işte çocuklar. Başardınız. Az önce takım olarak her şeyi yapabileceğinizi öğrendiniz. Yardımlarınız için teşekkürler Maverick ve Mike. Sonra görüşürüz millet. Canavar kasabasında ne kadar huzurlu bir gün. Marty, ne yapıyorsun? Merhaba Mo, öğle yemeği arası mı verdin? Marty, bu kötü bir şakaydı. Şimdi de Mo nehrin akıntısına kapıldı. Dayan Mo. Olamaz. Maverick'ten gelip yardım etmesini istememiz gerekecek. Merhaba Maverick. İşte oldu. Tamir ettin. Marty Mo'ya bir oyun oynadı ve Mo nehre düştü.
Mevri'ye nereye gitmesi gerektiğini göster Marty. Sorun yok mu? Arkadaşım Maverick seni kurtarmaya geliyor. Haydi Maverick, yapabilirsin. Bırakmam o. Mo! Olamaz. Önümüzde daha çok sorun var. En azından Mo artık bir yere gitmiyor. Durun, batıyor. Yüzemiyor musun? Mo! İnanılmaz. Nehirden çıkmayı nasıl başardın? Yardım mı aldın? Marty, Mo'yu kurtardın. Marty seni nehre düşürdüğü için üzgün. Mo, Maverick ve sen onu kurtardığınız için mutlu. Bu iyi bir ekip çalışmasıydı çocuklar. Bir dahaki görüşmeye kadar güvende kalın canavar kamyonlar. Merhaba çocuklar. Balık tutmak için güzel bir gün. Neyi bekliyorsunuz? Marty balık tutmak için sana yalvardı ama ortalarda yok mu? O zaman sen başla. O da gelince sana katılır. Görünüşe bakılırsa oltanda bir şey var Mike. Bu bir şişe mi? İçinde bir mesaj var. Bir haritaya benziyor. Neden yardım için Mevri'yi çağırmıyoruz? Harika bir atlayış Maverick. Provanı böldüğüm için üzgünüm. Ama Mo ve Mike bir şişede gizemli bir mesaj buldular. Senin yardımına ihtiyaçları var. Bu onlar olmalı. Bu mesajın ne anlama geldiğinden emin değiller Maverick.
ne olduğunu anlamaları için yardımına ihtiyaçları var. Maceraya her zaman varsın Mia. Mevrik senden yardım alabilir. Mevrik ve Mia size yardıma geldiler çocuklar. Bunun bir hazine haritası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sen ne düşünüyorsun Mevrik? Bu bir hazine haritası mı? Öyle olmadığını mı düşünüyorsun? Mevrik'e bu notu nasıl bulduğunuzu anlatın çocuklar. Eğer suyun içindeyse nereden gelmiş olabilir? Ne oldu mu ya? Adada birileri var. Bu bir duman. Mia, belki de gidip kontrol etmelisin. Bak, birisinin yardıma ihtiyacı var. Bu Marty. Yakıtı bitmiş olmalı. Dayan Marty, Mina sana yardıma gelecek. Ne? Marty adada mahsur mu kalmış? Bu her şeyi açıklıyor. Marty şişedeki notla konumunu göndermiş. Kancanı kullan ve Marty'ye doğru indir. Böylece ona tutunabilir ve sen de onu suya doğru çekebilirsin. Buna tutun Marty. Mia seni sahile doğru çekecek. Harika iş çıkardın Mia. Hepinize yardımlarınız için teşekkürler. Sonra görüşürüz. Oh.